dinleyicilerimizden bir tanesinin 3 yaşında kızıyla ilgili soru şu anda önümde duruyor. Efendim şöyle mesaj. Merhabalar, 3 yaşında bir kızım var. Uyumlu, sakin bir çocuk ama istediği olmadığı zaman sebebini ona açıklasam da elinde ne varsa fırlatıyor. Sofradaysa yemekleri dahi çok sinirleniyor. Obsesyonu olan bir anneyim, zorlanıyorum bazen. Sakin olmak da bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler demiş dinleyicimiz. Şimdi takıntılı bir anne. Yani acaba temizliğe takıntılı, yoksa eşyaların yerlerinde yerli yerince olmasına mı takıntılı, yoksa başka şeylere mi takıntılı bir annenin 3 yaşında bir çocuğu var. Normalde uyumlu sakin olan bir çocuk istekleri yerine gelmediği zaman öfkeleniyor, elindeki eşyaları atıyor. Şimdi şunu söyleyeyim, 3 yaşındaki çocuk daha önce defalarca söylediğimiz gibi minik ergenlik dönemindedir. 2,5-3 yaşından itibaren başlar çocuklar bir sonraki dönem olan 4 yaşına kadar sürecek olan evrede hırçınlık, agresiflik, illa kendilerinin dediklerinin olması gibi kendi içlerinde bir dürtü yaşarlar. Bu dürtünün neticesi olarak da evin içerisindeki düzeni bazen bozarlar. 3 yaşındaki bir çocukla mücadeleye girişmek doğru bir davranış değildir. 3 yaşındaki bir çocukla mücadeleye girişmiş olup da onu yenebilmiş bir anne baba ben şimdiye kadar görmedim. Artı eğer çocuk yenilmişse de zaten 3 yaşındaki bir çocuk, o çelik bir bilya gibi olan çocuk, kafasına isterseniz balyozla vurun, o bilya geri sizi tepecektir, balyoz dahi ezemeyecektir. Ama velev ki eğer çocuk yenilmiş ise o takdirde buna şöyle bakabiliriz: çocuğun kişiliğinde, karakterinde zedelenme oluşmuştur ve çocuk artık yenilmiştir size. Dolayısıyla o fıtratının gereğini sergileyemiyordur. Ezmiş olabilirsiniz çocuğu. Yoksa onun haricinde o dönemdeki çocuklar genellikle dediğini yaptırma, anne babayla mücadele içerisine girme, işte bazen öyle olma, bazen böyle olma gibi bir özellik sergilerler. Efendim bu değerli dinleyicimizin ürkmesine, korkmasına gerek yok. Bırakın ağlayacaksa ağlasın. Elindeki bir şeyi atıyor ise, oraya dikkat edin yalnız, elindeki bir şeyi atıyor ise orada engelleyici bir tavır sergilemeniz lazım. Atma işlemini durdurabilmeniz gerekir. Onu da yalnız anne olarak siz değil de baba devreye girerse çok daha kolay ve çok daha çabuk yapabilir. Çünkü babanın çocuğun üzerindeki o engelleyici tavrı anneden çok daha etkindir. Dolayısıyla eğer çocuk bir şeyi kaldırdı, attı. Ben bazen bir yanlış görüyorum. Şimdi çocuk elindeki kaşığı örneğin alıyor, atıyor. Oradaki herhangi birisi gülüyor diyelim. Yani çocuğun bu hareketine gülüyor ya da birisinin kafasına gelmiş oluyor, gülüyor. Çocuk o güleni gördüğü zaman doğru bir şey yaptığını yahut da dışarıyla bir iletişim kurduğunu, etkileşim kurduğunu hissederek çocuk o hareketini devam ettirir. Yani eğer çocuğun ilk başladığı bu dönemde başlar zaten, atmalar, vurmalar vesaireler bu dönemde başlar. Eğer evin içerisinde herhangi birisi güler, onay verir yahut da çocukla iletişime geçmeye çalışır ise o zaman çocuk hırçınlığı daha da artar. Burada atmalar kısmından bahsediyorum. Sadece atmalar kısmından bahsediyorum. Çünkü bu önlenmesi gerekli olan bir davranış. Eğer çocuk bir şey atıyor olduğunu baba fark eder ise çocuğun kolundan tutabilmeli. Çocukla göz göze gelebilmeli. Yapma, yapmanı istemiyorum, bu doğru değil gibi kısa ve net mesajlar vermeli. Ve çocuğun elinden o sırada atmakta olacağı cismi, herhangi bir şeyi alması gerekiyor. Eğer buna engel olamaz isek o takdirde çocuk bu elde ettiği şeyle yarın bardağı, yarın bıçağı, yarın başka bir şeyi kaldırıp atabilir. Burada engellenmesi gerekiyor. Ancak çocuk engellendiği takdirde daha çok hırçınlaşacaktır. Bu yaş grubundaki çocuklar daha çok hırçınlaşacaktır. Daha çok hırçınlaşan bir çocuk bırakın o sırada ağlasın, engellenmiş olmanın verdiği bir burukluk ile ağlayacaktır. Ağlamasına müsaade edin. Buradaki ağlama duygusal bir yoksunluktan çok defa öte bir ağlama. Sadece yapılan şeyin engellenmiş olmasından, yani bir şekliyle iktidar mücadelesinden kaynaklanan bir ağlama olacağı için, olduğu için buradaki ağlama çocuğun ruhuna çok fazla tesir etmez. Dolayısıyla
sadece atmalar kısmına engel olunarak önce sözle, ondan sonra eğer çocuk hala sözü dinlemiyor, atmaya teşebbüs ediyor ise o zaman da fiili olarak engellenmesi lazım. Sözle engelleme kısmını da daha önceki programlarda izah etmiştim ama bir kere daha altını çizerek şu şekilde özetle bildirmeye çalışayım. Örneğin çocuk sizinle aranızda bir metrelik bir mesafe var ve eline bıçağı aldı, tam atacak. Yapma diye seslendiniz o sırada. Yapma. Oğlum yapma. Yapma. Bu sırada çocuk sizin gözünüze bakacak ve sizin o iktidarınız ile kendi içerisinden gelen coşmuş olan duygunun arasında bir sıkıştığı anı fark edeceksinizdir. Yapayım mı, yapmayayım mı? Kararsızlığını çocuk bir ara yaşayacaktır. Eğer hala kaldırdı ve atıyor ise işte o sırada kalkıp elle müdahale, çocuğun elindeki o cismi, atacağı şeyi almanız ve alırken de çocuğunuza kararlılığınızı hissettirmeniz lazım. Yapma dedim ben sana. Yapma. Ve çocuğun elindeki o cismi almanız gerekiyor. Burada yalnız önemli olan hususu belirtmekte fayda var. Çocuğun elinde diyelim bir cisim var veya bir bardak var. Sakın yapma deyip çocuğun üstüne doğru koşarsanız çocuk o bardağı birdenbire alır atar. Hatta kendini bile alır aşağıya atar. Balkondaysa eğer, yapma, sakın gel buraya falan deyip birdenbire aniden panik yaparak çocuğun üstüne giderseniz çocuk o sıradaki panikle birlikte elindeki cismi, kendini bir yere doğru atabilir. Dolayısıyla soğukkanlı ve bir baykuş gibi bakarak, çocuğunuza belki bakışınızla hitap ederek soğukkanlı bir şekilde ve anlaşılır bir şekilde kararlı bir ses tonuyla yapma diye seslenmeniz lazım. Olduğunuz yerden kalkmadan. Sonra eğer çocuğunuz hala atıyor, atmaya teşebbüs ediyorsa kalkmanız, ama bu kalkışınız koşar vaziyette ve çocuğun üstüne saldırır vaziyette olmaması lazım. Serin kanlı bir şekilde kalkıp kararlı bir şekilde çocuğun yanına gidip elindeki cismi alarak o şekliyle engel olmanız lazım. Ancak demin de parantez içerisinde söylediğim şeyi şimdi bir kere de altını çizerek söyleyeyim ki bu söylediğim şey eğer çocuğun tüm yaşamına uygulanmaya başlanır ise o takdirde çocuğa zarar verir. Bu söylediğim şey sadece atmalar için geçerli olan yahut da çocuğun yaşamını veya sağlığını tehlikeye sokucu durumlar için geçerli olan şeydir. Onun haricinde çocuk eğer evin içerisinde kısıtlanır, engellenir ise ekstra bir agresiflik, ekstra bir sinir kazanır. Bu halden sonra çocuk eğer ağlar ise o zaman bırakın içini boşaltsın, ağlasın. Sesinizi yükseltmeyin, sevginizi kesmeyin. Çocuğunuzu tekrardan kabul edeceğinizi ona belli ederek eğer o ağlamaların sonucunda sizin kucağınıza gelecekse olduğu gibi de çocuğu kabul ederek yaklaşımda bulunun. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.